teyit edilmemiş ama yıkıldığı düşünülen bina sayısı 11 bin. Enkaz altında kalan insan sayısının 184 bine kadar yükselebileceği iddiası var. Biraz önce Ümit Özdağ bir profesöre dayanarak söyledi. Onu da dinledik. Umarım öyle olmaz. Umarım çok daha az rakamlarla bu iş kapanır. Umarım bu gece birileri gelir, birilerinin aklına bir şey düşer, birilerinin vicdanı harekete geçer, aklından çok yüreği harekete geçer ve buralara kurtarma ekibi gönderir, doktor gönderir, ambulans gönderir, hastaneleri halka açar. Bunları yapamadık, yapamadık, yapamıyoruz. Kabile gibi yaşıyoruz, sürü gibi yaşıyoruz. Üzülüyorum bunları söylerken. Çıktı söyledi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Her şey çok kötü dedi ya. Her şey çok kötü. Her şey çok kötü. Bunu anlayın. Bu bir feryat. Garopaylan Diyarbakır'daydı. Demin bir enkazın önündeydi ve enkazdan birinin çıkarılması için bir suskunluk ve sessizlik dönemi gerekiyor. Bu dönemi birlikte geçirdik. Şimdi Sayın Paylan'a dönelim. Sayın Paylan tekrar merhaba. Öyle mi? Hazır mı arkadaşlar? Peki, hazır olana kadar ne kadar zamanımız var? Tamam, peki. Sayın Paylan tekrar merhaba. Merhabalar Fatih Bey. Fatih Bey, siz az önce bahsettiniz. 5000 bina olsa ve bunların her birinde kaç kişi olabilir diye arkamda yalnızca bir bina, yıkılmış bir bina var ve içinde altında 84 kişi var, bekliyor, kurtarılmayı bekleyen. Yani Diyarbakır'da her bir binada 100 kişi, 150 kişi, 80 kişi, en az olan binada 50 kişi altında bekliyor. Yani siz bunu çarptığınız zaman eğer 5000 binayla maalesef vahim bir rakamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani 5000 binada 10'ar kişi olsa 50 bin kişi yapar. 20'şer kişi yapsa 100 bin yapar. Ya yani bunu daha fazlasını çarpmak istemiyorum. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Ve az önce bir sessizlik istendi biliyorsunuz az önceki yayınımızda ve deprem enkazın başında olan şef 99'un meşhur bir repliği vardır bilirsiniz. Siz deneyimli bir gazetecisiniz. Hani o zaman ben de kurtarma çalışmalarına katıldım. 1,5 ay orada boyunca orada insanları çıkardık canlı veya ölü olarak çıkardık. Ben de şahsen 1,5 ay boyunca orada kurtarma ekibi olarak çalışmıştım. Ve orada sesimi duyan var mı sloganı hep kulaklarında çınlamıştır. 24 yıl sonra maalesef aynı sesle haykırdı. Oradaki ekibin başındaki kişi sesimi duyan var mı, sesimi duyan var mı diye dakikalarca bağırdı ve sonra çalışmalar devam etti. Ya 24 yıl geçti Türkiye'de, 2023 yılı dünyasındayız ve hiçbir şey değişmedi. 99 yılında büyük bir felaket yaşadık. Gelin bundan ders çıkaralım dedik ama ders çıkarılmadı. İşte ders çıkarılmadığını da buradan görüyoruz. 20 yıldır AKP iktidarına çağrı yapıyoruz. Gelin şehirlerimizi depreme hazır hale getirelim dedik. Bakın hiçbir devlet bu kadar büyük bir enkazda başa çıkamaz. Ne yapılması lazımdı? Hem şehirlerin hazır hale getirilmesi lazımdı, hem de arama kurtarma ekiplerinin her mahallede örgütlenmesi lazımdı. Eğitimden geçmesi lazımdı. Her mahallede kurtarma konteynerlerinin hazır edilmesi lazımdı. Bunların hiçbirisi yok. Ne şehirlerimizi hazır ettik, ne arama kurtarma ekipleri eğittik, ne de arama kurtarma konteynerleri ortaya koyduk. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Diyarbakır ama bu konuda bir istisna. Çünkü Diyarbakır'da çok büyük bir dayanışma var. Diyarbakır'ın inanın müteahhitleri şöyle anlatayım. Bütün inşaat faaliyetlerini durdurdular ve iş makinelerini bu kurtarma faaliyetleri seferber ettiler. Diyarbakır'da bütün oteller şu anda ücretsiz olarak bu depremde evi yıkılanları veya hasar görenleri ağırlıyorlar. Bütün hastaneler ağırlıyorlar. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası gittim 1000 kişiye yakın insanı kendi başkanlıklarında, ticaret odası başkanlıklarında, binalarında, koridorlarında, odalarında ağırlıyorlar. Ve bütün sivil toplum kuruluşları kapılarını açmış durumda ve Diyarbakır'da 500 bin insan evinde yaşayamıyor şu anda. Bakın şimdi döndürürsem göreceksiniz binalarda ışık yok. Yani yaşayan binalarda neden ışık yok? Çünkü kimse binalarda yaşamıyor. Binalar hasarlı ama herkes akrabasını, eşini, dostunu hatta tanımadığı insanları kendi evlerinde ağırlıyor. Ve bu evlerde şu anda Diyarbakır'da bir sokakta hiç kimse yok. 500 bin insan başka evlerde yaşıyor ama sokakta hiç kimse yok. Çünkü büyük bir dayanışma var. Ya bu 10 şehir depreme maruz kalan 10 şehir içinde en çok bu meselede
dayanışma içinde o görüntüleri olan şehir Diyarbakır. Yani bu anlamda biz diğer şehirlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biliyorum diğer şehirdeki yıkım çok daha fazla ama orada da benzer dayanışma görüntüsünü diğer şehirlerin göstermesini bekliyoruz. Herkes lütfen kapısını, evi yıkılanları açsın. Çünkü bu kadar çadır, bu kadar konteyneri kolay kısa vadede sağlama şansımız yok. Bir şey daha söyleyeceğim Fatih Bey. Arkamızdaki şantiyede 84 kişi yaşam mücadelesi veriyor. Ve şu anda enkaz altında on binlerce yurttaşımız var. Saatlerle yarışıyoruz. Bakın ben bir arama kurtarma uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Biz 99'da 8-10 gün sonra bile canlı insan çıkarıyorduk enkaz altından. Niye? Çünkü yaz şartlarıydı. Yani soğuk yoktu. Ama şimdi kış şartlarındayız ve hava şu anda eksi dereceye düşmüş durumda Diyarbakır'da. Malatya, Maraş gibi diğer illerimizde eksi 5, eksi 10'ları göreceğiz. Bu gece de dondurucu bir soğuk olacak ve şu anda enkaz altındaki bedenler yorgun. Yani takati düşmüş durumda. Her dakika, her saniye çok kıymetli. O yüzden ben bu gece bütün ekiplerin sabaha kadar çalışması çağrısını yapıyorum. Şimdi yine sessizlik çağrısı yapıldı. Ben yine ses susmak durumundayım Fatih Bey.